Ne oldu Zeynep? Ya abla odamda korktum. Burada uyuyacağım. Saat kaç? 3 falan. Nereye? Yatın siz. Niye burada uyudun? Yatağa gelsene. Sen hala burada mısın? Orada! Adam! Adam yangın! Yanıyor! Aa! Zeynep! Zeynep! Adam yanıyor! Zeynep! Yanıyor! Herkes uyansın! Yangın! Çok şükür. Sen de buradasın. Yavrularım benim. Kızım benim. Asya'm.
Rıza. Tamam. Tamam, sakin. Geçti. İyi misiniz hepiniz? Evet. Zeliş'i ve beni. Haydar dışarıya çıkardı alevlerin arasından anne. Biz avluda sıkıştık. Haydar hepimizi tek tek çıkarttı. Ne oldu biliyor musun anne? Zeliş bana ağlama anne dedi. Ne? Görüyorsun. Allah'ım. Bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar işte böyle. Sağ ol oğlum. Sağ ol sen. Bana dünyaları bağışladın. Gitmiş Sümbül anne. Rüzgar da azdırmış yangını. Biraz da kül olmuş. Gel bak. Taş taş üstünde kalmamış. Gitmiş koca azmalı konak. Gitmişse gitmiş. Kimseye bir şey olmadı ya. Canımız sağ olsun. Hem ben ne zaman arkama baktım Bekir? Söylesene. Daha güzelini alırız. Yepyeni kocaman bir konak yaptırırız. Kalkın. Kalkın çabuk. Herkes otele. Memo. Telefon edin. En güzel odaları açsınlar. Büyük bir kahvaltı sofrası kurulsun. Hadi. Hadi arabalara. Hadi. Yürüyün. Hadi. Şimdi duydum. Nasıl geldiğimi bilemedim. Thank you.
Anlamıyorsunuz ki Hayriye benim nişanlım. Ayrı bir oda açıverin artık, Allah Allah. Aman ben seninle aynı odada kalmaya bayılıyorum sanki senelerdir. Ben de bundan kalmam. Oğlum otursana sen, dur. Bana bakın ya, sokağa atılmanıza az kaldı. Nereye veriyorlarsa orada kalır. Sus artık be. Abla 100 odalı yerde bize oda mı yok? Hayatımda ilk defa bir otelde kalıyorum. Bari bir başıma kalayım ya. Ben de ayrı bir oda istiyorum. Bu Haydar'la kalmam. Kız ne demek, kocanla kalınmaz mı? Laf. Ben evde de oğlanla yatıyorum. Bundan yatmam. Ulan bir çarpacağım bir de yer çarpacak ha. Hadi bir dener istersen ha. İnsan rezil ediyorsunuz be. Lütfen sessiz olun. Kardeşim, otel müşterilerini rahatsız ediyorsunuz. Ne yapacağım saçını sizden ya? Yapma oğlum. Şu Bekir'de nerede kaldı? Ben Hayriye'ye yakın bir oda istiyorum. Ne olur ne olmaz. Herkes kendine bir oda istiyor ya. Bak bak bak, bahaneye bak. Bu ayrı oda istiyor. Bu da ona yakın oda istiyor. Şimdi vallahi geberteceğim seni. Hayriye yapma ya. Pardon, bakar mısınız? Ben de tek kişilik oda istiyorum. Bu yangınla ilgili yazacağım şeyler var. Anne ben acıktım anne. Tamam yiyeceğiz. Dur. Tamam be. Tuvalete gidecek olan var mı? Ben gidiyorum da. Ben de. Durun be, odada işersiniz. Ya Fatma odası kırıyor. Ne oluyorsunuz ya karpuzcuklar gibi? Otel burası. Sessiz olun biraz. Nerelere kayboldun? Azıcık dur da şurada şunları odalara yerleştir. Biz sizden uğraşmam eksikti ha. Çıkın odalarınıza hadi. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Sofraya kahvaltıya hadi. Servis başladı. İçeride sessiz olun paralar. Ay ayağımıza kahvaltı mı getirecekler? Yok, sen otelin mutfağına girip hazırlayıvereceksin hepimize gene. Hadi. Bırakın sallamayı çocuklar hadi. Tamam beyefendi. Kızım o yanıkları niye aldınız? Depoya konulacak onlar. Hadi. Hayriye seni kaç numara? Memo abi senin kaç numara? Bırakın şunları ya, bırakın şunları. Odaya yanık komodin sokulur mu ya? Memo. Allah Allah. Ben bu tabut gibi şeye binemem Bekir abi. Lan geç. Hadi. Memo. Kız ne salak şeysin be? Onca katı yürüyerek mi çıkacaksın? Bin alış. Dağılı. Anam sallanıyor. Hayatta binemem. Korkarım ben. Hey Allah'ım yarabbim. Bırak binmesin. Merdivenlerden gel. Ne var bunda binemeyecek be? Bu örgüsüz. Hadi yürüyün. Atı şimdilik benim çiftliğe gönderdim. Ev iş hallolunca yollarım. Ben gideyim artık. Sağ ol Ali Bey. Burada rahat edemezsiniz siz. Benim çiftliği hazırlatayım. Yok Ali Bey, sağ ol. İcap ederse bizimkileri bağ evine yollarım. Şimdilik bir arada olalım da. Herkesin ödü patladı. Biraz geçsin bakalım. Hem otel motel akılları dağılır. Ne lazım Sara? Hadi büyük geçmiş olsun. Her şeyin başı can sağlığı, üzülmeyin. Haklısın Ali Bey, haklısın. Sağ ol. Jandarma ile konuştum. Bu gaz yanması gibi gözüküyor diyor komutan. Bence de öyle. Bir anda inmiş konak. Tüp falan patlaması değilmiş. Bizim kalorifer yakıtı da yok. Depo boştu, sızdı desem... Abim biliyor mu? Yok, söylemeyelim daha diyoruz. Zaten morali hiç iyi değil. İyi, biraz daha toplasın kendini de. Öğleden sonra komutana gidelim. Bir heyet inceleme yapsın. Gene biri bizimle uğraşıyor ama... Yıldım artık ya. Bakacağız bakalım. Siz şimdi kafayı takmayın. Çocuklar sakın Bahar'a bir şey belli etmeyin. Biz Zeliş hastalanmış falan diye çıktık ona göre. Nasıl olsa öğrenecek. Ay yengemin o şahane siyah elbisesi de yandı bu durumda. Bir tek sabahlığım kaldı. Benim de pijamam ve terliklerim. Çok güzel olmuşsunuz. Ya. Anne gülme bak. Kalk kızım. Senin mücevherler evde miydi anne? Yok, kasadaydı. Benim zümrüt takım evdeydi. Bırakın şimdi. Tek tek sayarsak deliririz. Yarın gider birkaç parça üst baş alırsınız. Bitti gitti işte. Aslında böyle hafif hissediyor kendini insan. Sen şanslısın. Her şeyin İstanbul'da senin. Aman abla. Canını kurtarmışsın, elbiselerini mi düşünüyorsun? Millet yerleşmiş. Yalnız o katta büyük gürültü varmış. Otel müdürü deliriyor. Bunlar burada olmaz. Bağ evine gönderelim bunları. Bir tek Fatma ile Bekir kalsın. Nerelerde Bekir? Oğlum şuraya bir 10 kişilik yer yap da kenarda yesinler. Baş üstüne efendim. Bekir, yarın seninle Fatma dışında herkesi bağ evine yollayalım diyorum. Burada rahat edemezler.
Sen bilirsin Sümbül anne. Sen de yat biraz kızım. Kızı da uyut. Bak saatlerdir ayakta. Sakın kimse üstüne gitmesin bak. Zorlamayın konuş konuş diye. Bakalım ne yapacak. Sustu gene. Ama büyük bir aşama bu. Öyle bir şoktan sonra hem de. Bir kere kendi sesini duyması bile çok önemli demişti doktor. Sen götür bizi oğlum. Memo, senin üstün başın pek tuhaf. Hadi. Otur salak. Onun işi bu. Sen çay verdiğinde nasıl davranıyor Dilara ablan, öyle davranacağım, bırak. Hadi siz gidin. Sen de. Çok mersi. Bu biraz açık olmuş. Ben daha koyu rica edeceğim. E nasıl içtiğimi de öğrenin artık. Epey bir müddet buradayız. Susun be. İnsan içeri çıkaracak halin yok vallahi. Zaten yarın herkes bağ evine gidecek. Bugün bile fazla ama Sümbül anne kalsınlar dedi. Al şunları. Ama az önceki gibi edepsizlik ederseniz birazdan da gidilebilir yani. Ben gitmem. Burada kalacağım. Ben hiç gitmem. Ya baba ya, sen nasıl olsa burada kalıyorsun. Ben beyimi yalnız bırakamam. Aa, ben de gitmem. Çocuğun işi olur. Kim bakacak Zeliş'e? Yeter be. Peki bunlar ne olacak? Ha. Toplaşıp çarşıya çıkın. Birer ikişer üst baş alın herkese. Para etmezse kartan çekersiniz. Şuradan bahçeden çıkın. Görünmeyin böyle kimseye. Vallahi savaştan kaçan mülteciler gibisiniz. Şunlara bakın. Bugün bana elleşmeyin. Yatacağım. Ay abla. Şöyle buraya göre şık bir şeyler alalım. Giyinir, kuşanır, havuz başına ineriz ha? Maya falan da alırız değil mi Fatma? Ne o Memo? Hayalinde Hayriye'yi mayoyla mı canlandırdın ha? Kız ne diyorsun sen ha? Hadi! Gel, 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 hadi bak, gel bak. Yeter be. Biraz yavaş ya. Ayıp, müşteriler var, rahatsız oluyorlar. E biz alışkın değiliz buraları, ne yapalım Zeynep Hanım? Bize hizmet edilince dengemiz bozuldu. Alışkın olmasan da sesini biraz alçak tutabilirsin. Bak etraf ne kadar sessiz. Turistlere birazdan animasyon başlayınca buradaki sessizliği görürsün. Zengin turistler bağırıp çağırınca sayılmıyor ama. Adı eğlence oluyor. İçip içip böğürerek havuza filan atlayabilir onlar. Ama paran yoksa patırtı da yapamazsın. Tamam Salih. İstediğiniz kadar bağırın. Aslanım benim be. Ne varsa sende var lan. Yalnız postalanmamız az kaldı yani. Hatırlatayım da. Az çenenizi tutun da şurada iki gün kemiklerimiz dinlensin. Balayına böyle bir yere gideriz Hayri. İstediğin kadar dinlenir. Ha, bir bizim düğün eksik kaldıydı. Yok anam yok. Bunların dertleri bitmez ki. Sen o düğünü unut. Yok valla. Konuşacağım ağamla iyileşince. Tamam artık. Ne bu kardeşim ya? Bizimki de can. Vallahi burama kadar gel. Haydar abi. Lan şuna bak. Şuna bak ya. Bekir abi bu ne sence? Kızarmış kuş kafesine hapsolmuş kuş pisliği.
Ne bileyim oğlum, iki saat baktım da seçtim listeden. Memo, ayılık etme. Sessiz sedasız yaşın. İlla ki kendini küçük düşüreceksin. Ne var? Bir şeye benzetemedim. Hadi benzettim diyelim, ben bununla doymam ki. Şuna bir çorba bir makarna yapamadın odada Hayriye. Bildiğin makarna var mıdır acaba? Oğlum şunu doğru dürüst yesene. Kes şöyle. Ya niye kessin anne? Zevki böyle bunun. Memo. Oğlum. Baksana. Bak bardağın boşaldı hadi. Kız yeter. Sapıççığın alışık değilsin. Şimdi yemeği neler görürler. Ayıp. Sen de rakı içme o zaman. Ben erken. Çocuğa baksana bak ne yapıyor. Ay eşek sırası. İşte oğlum, dur ne yapıyorsun sen? Hadi, hadi, gel dans edelim ha. Hop, hadi. Kız gel şuraya, Allah müstahakını versin. Haydar, şuna bir şey söylesene. Artık ben karışmıyorum. Ay, benzettiler burayı da. Ay çok şirinler ama. Ha gel kuzum. Ha yemek yiyeceksin hadi. Annen geldi bak. Yedirem dedim ama seninle yiyecekmiş annesi. Yani ben şuradayım. Bir şey lazım olursa. İyi eğlenceler. Sağ ol abla. Bir isteğin var mı? Doğru durun. Tamam abla. Ne dedi? İyi eğlencelerdi. Ama anama küfretseydi daha iyiydi yani. Hadi hadi. Yiyip çabucak yok olalım. Yok anam yok. Buralar bize göre de. Biz gidelim bağ evine. Rahat rahat otururuz. Hadi artık yiyelim canım. Sen de doğru ye kız. Kaç gün oldu bizi unuttular. Unuttukları falan yok. Her gün nevalenizi getiriyoruz işte. Bekir abi her gün soruyor bir ihtiyaçları var mı diye. Aman iyi burası be. Otelde elini ayağını nereye koyacağını bilmiyor insan. Hiç olmazsa karnımız doyuyor. Gelin abla nasıl Memo? İyi gibi ama geçmiş olsun. Esir gibi oradan oraya geziyor. Hastaneye sokmuyormuş Amon'u ha Memo? Sokmuyor. Mikroplu burası. Çocuğa iyi değil diyor. O işte başka bir iş var. Mikroplu olur mu hastane? Hastalar hep ölür o zaman. Orada insanlar çocuk doğuruyor be. Bir şey demediler mi? Ağam yarın çıkıyormuş. Biz lazım değil miymişiz? Özel hemşiresiyle doktoruyla geliyormuş. İyice bir havalandılar bakalım hayır olsun. Konak yanınca noktayı koydu ağam bana kalırsa. Artık hiçbir işini şansa koymuyor. Aman o kadar da azında varsa olur. Konağı çok özledim. Nesini özledin kız? Sabah akşam iş. Azıcık tatil yap işte. İki gün sonra yeni evdeydin dışarıda koşturacaksın gene. Bahçede ne güzel otururduk. Kapı önü ne güzeldi. Akşam yatakta insan nasıl ürperirdi değil mi Hayriye abla? Bizim odanın kapısı durup durup gıcır açılırdı. Hortlak geldi sanırdık.